Ama merdivenleri ters ters çıkıyorum. Bana ne? Anneyi yakaladık. At onu, at, at bir kenara. Kutuyu sonunda bulduk. Üstünde Serkan da yazıyor. Ay çok merak ediyorum. Bantlanmıştır bunu. Acaba ne bu kutunun içinde ya? Şimdi arkadaşlar like'ları, beğenilerinizi bekliyorum. Açıyorum kutuyu. Hazır mısınız? Son kararın mı Melike? Aslında değil. Korkmuyor değilim. Ama gerçek bir şey yok. Açacağız vallahi. 2-3 gündür bunu bekliyorum ben. Şöyle küçük bir makasım var arkadaşlar. Bunları bir açıyorum. Yaklaştır anne. Anne çok korkuyorum. Ay çok bağırmayalım. Çok da bağırmayalım. Bence de. Sonra aşağıda duyar o. Biraz şöyle önce zaten açıyorum. Orada süt istedi. Süt hazırladım ben babana. Bir saniye, bir saniye. Ne var? Şaka yapıyorsun. İnanmıyorum. Anne bunlar ne? Kırtasiye malzemesi. Bunların ne işi var babamda? Ya da niye bize bununla ilgili sana sürpriz bir video yapacaktı. Sen bir saniye. Siz şimdi bu plan ortak mıydınız? Yok, ne oluyor yani? Yok, benim haberim yoktu ama öyle tahmin ediyorum. Yani kırtasiye ürünü Melike. İnan, acaba babam okula falan başlamaya mı karar verdi de böyle bizden gizli alıyor, dalga geçmeyelim diye? Olabilir. Siz de yorumlara yazın. Belki olabilir. Ay anne, acaba bunlar başka bir yerin malzemeleri mi? Biz mi açıyoruz bunları? Ayıp olmasın şimdi. O zaman açmışız, açacağımız kadar. Aç, geri koyuyoruz. Hadi. Sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde bunları sizlere gösteriyorum. Bu arada çok değişik ürünler gördüm ben orada. Değil mi? Evet evet, fark ettim. Şimdi hızlı bir şekilde başlıyorum arkadaşlar. Tamam, bunları babam kendisi için söylememiş. Bunu bir kere anladık. Şu şekilde bu, tahmin ediyorum ki kalem. Anam. Ay çok güzelmiş. Burada tıpası var. Şimdi şöyle minik çıkartıyorum bakın. Hatta burada bir tane defter var arkadaşlar. Şöyle ilk olarak hatta defteri göstereyim size. Kalemleri onda deneriz. Bakın şöyle. Bir tane defter var. Ömür biter, ödev bitmez. Gerçekten bu kadar dolu bir söz duymadım ben. Ama arkasında da bir şey yazıyor. Hani aynısı. Şöyle arkadaşlar, çizgili bir defter. Gerçekten tam benlik bir defter, fark ettiyseniz. Diğer defteri gösteriyorum. Yaşıyorsun bu hayatı. Bedeller ödedik. Aa, defterleri herhalde beğendim. Evet. Evet arkadaşlar, içinde şöyle göster. Aa, sticker'lar var. Bak. Bana ne? Zaten bak burada şey yazıyor. Konuşan ajan da konuşuyor. Bak birazdan bizimle konuşacak arkadaşlar. Aa bak. Evet çok tatlı gerçekten. Bu da çok şeker. Bunu da şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Bir de bu şekilde bir şey var. Bu ne? Sticker diyor. Yapıştır çıkartmalar var. Aa, çok tatlı. Bence yalnız babam bunu var ya bir video sürpriz için. Sürpriz yapıyorsa evet. Bile arkadaşlar, çünkü şu an dediğim gibi hasta babam. Büyük ihtimalle bunları aldı, dedi ki ben Melike ile sonradan video çekerim dedi. Ama saklamasaymış benden yani. Ben de biliyor ki meraklı bir insanım yani. Evet, bu da ay çok şey ya gerçekten. Bu arada arkadaşlar siz de yorumlara yazın. En çok hangisini seviyorsunuz? En çok hangisini beğendiniz? Bunları da böyle koyacağım. Bir tane defter alacaktın kalem için. Onu da aynen şunu alacağım arkadaşlar. Yanıma bunu da şöyle hemen hızlı bir şekilde açıyorum. O gösterdiğim bu rujlu tatlış kalemi ilk olarak sizlere göstermek istiyorum. Gel bakalım şöyle. Babacığım seni çok seviyorum. Hayır. Direkt Melike yazacağım. Arkadaşlar bu şekilde bir kalemimiz var. Bunu da şöyle yanıma koyuyorum hemen. Sen de tekrar göster anne. Normal şöyle mavi düz bir kalem ama şekilli şukullu çok tatlı. Anne. Ya şimdi nasıl yemeyeyim ben bunu? Şu silgiye bakar mısınız ya? Gerçekten çok tatlı. Şu altındaki de ben onu anlayamadım ya. Baksana. O herhalde şey, iri şey dursun diye. Aynen, büyük ihtimalle aynen. Buna hiçbir şey yok arkadaşlar. Ay, silgi çok tatlıymış. Değil mi? Baksana ben arkasında kalem tıraş. Ay hayır. Ha, evet. Tamam. Hayır, bu silgi değil anne. Silgi değil bu sadece kalem tıraş. Şimdi bilmediğimiz ürünler olduğu için şimdi bir şaşırıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu kalem tıraş değil. Pardon, bu silgi değil, bu sadece kalem tıraş gördüğünüz gibi. Çok şeker. Böyle dediğim gibi yorumlara yazın. En çok hangisini beğendiniz? En çok hangisi hoşunuza gitti? Mutlaka yorumunu veriyorum. İstersen o ürünü şuraya koy. Arada bir de şöyle bir gösteririm. İyi tamam, öyle de yapabiliriz. Ama şöyle en uca koyayım bunları. Şimdi hızlı bir şekilde devam ediyorum. Patlıcan kalemler. Yalnız bunları Çin'den söylemiş galiba. Yani garip garip şeyler yazıyor. Seni de anlamıyorum. Çince mi, Korece mi? Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde açıyorum. Bunları da şöyle yere döküyorum. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Ay vallahi yiyeceğim şu an. Yesim geldi. Bunları da nasıl açıyoruz? Aa, nasıl açılıyor bunlar anne? Böyle mi? Ha böyle açılıyor. Belki bilmediğin bir ürün olunca şaşırıyorsun. Evet, yaz bakalım. Evet ama bakar mısınız? Çok soft ve çok tatlı renkleri var. Şu yeşili de denemek istiyorum sizlere, bakın.
Böyle çok tek şeker, çok tatlı renkleri var. Bunları da şöyle arkadaşlar kenara koyuyorum. Bunları da en sonunda dizip sizlere gösteririm gerekirse. Daha sonra anne kalemlerin güzelliğine bak. Evet, değişik ve orijinal. Ve arkadaşlar şunu fark ettim. Bunları büyük ihtimalle babam Türkiye'den söylememiş. Onları da şu şekilde hızlı bir şekilde yere dökeyim, göstereyim sizlere. Ama çok tatlı durmuyorlar mı ya? Ama iki uçlu Melike. Evet, onu fark ettim şimdi bakın. Burası normal. Şöyle göstereyim. Sarı. Çiziyorsunuz böyle. Fakat burası ne? Şeffaf bu. Bir dene bakayım. Bir saniye şöyle yapayım. Üstünde, bir şey yazmıyor. Üstünden geç. Aa! Sildi. Sildi. Aa, Melike. İnanmıyorum. Yüzyılın icadı şu an bu. Vay be. Çok ilginç. Evet, hakikaten sildi. Hiç beklemiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Şu an bir de bunu pembede denemek istiyorum. Şu anda gerçekten bir sihirbazlık söz konusu. Bakın şu çok da pigmentli bir renk görüyorsunuz. Bakalım bunu silecek mi? Silmiyor. Biraz renk, renk değişti. Aa, renk rengi ama açıyor. Siliyor bence. Baksana çok yani. Tatlı. Evet. Bunlar çok vay güzelmiş. Vay be. Bunlar benim gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben bunları okulda mesela mutlaka kullanırım. Onları da şöyle hemen kenara koyuyorum. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Daha sonra burada yine kalemlerimiz var. Ve bunlar normal kalemlere göre bayağı büyük kalemler. Hemen bunları da şöyle açıyorum. Fakat bunları nasıl açacağım? Beni biliyorsunuz, ben açamıyorum. Şöyle hızlı bir şekilde. Aa, bunlar da açıyorum. Çok güzel. Ama, aa bak, bunlar da iki uçlu. Ama hadi bunlar normal hemen galiba. Bunları şöyle alıyorum bak. Hadi be. Anne ucun büyüklüğüne bak. Bunu da nereye çizeceğiz biz tam olarak? Şuna bakın, kocaman. Arkadaşlar bazılarınız bilir böyle şey çizerken, yazı çizerken boşlukları kalıyor, böyle yamuk çiziyorsunuz falan. Bunlarla bütün dertleriniz gidiyor maşallah. Bir de böyle ince tarafı var mesela. Tarafı da ince. Şöyle Melike yazayım. Bakın bir de bu şekilde ince tarafı var. Böyle çok tatlı büyük jumbo kalemler. Bunları da okula kesinlikle götüreceğim. Mutlaka alacağım bunları yanıma. Anam. Ay. Anam. Baban çok zevkliymiş. Çok tatlı. Melike. Babam bu kadar zevkli bir insan mıydı? Benim niye bunlardan haberim yok ya? Ay çok güzel parlıyor. Bunlar da arkadaşlar büyük ihtimalle bu şekilde kalemler. Yok ben beğendim. Bunu şu ana kadar çok, çok beğendim. Çok tatlı gerçekten. Ben ama bunun görünüşü çok şeker gerçekten ya. Bakın. Çok hoş renkleri var gerçekten arkadaşlar. Bunları da hemen şöyle 4 taneler bu arada. Bunları da şöyle kenara koyuyorum. Hızlanalım. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Çünkü çok fazla malzeme var gördüğüm kadarıyla. Anne. Anne buna bayılacaksın. Bak benden selamı arkadaşlar. Kameranın karşısında sakin olun. Ay babanı düşündüm şu an. Ay çok bunun tatlı. Bunun adı neydi? Marshmallow. Ay dur ya, marshmallow değil bu, neydi? Yazın arkadaşlar. Yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yazın. Neydi bunun adı ya, ben unuttum ki. Benim kafadan iyice gitti bunlar. Aa, renge evet, bak. Renkleri çok yoğun. Çok pig. Yoğun. Çok pigmentli. Pigmentli. Baba helal olsun var çok ya. Çok pigmentli. Arkadaşlar babama bir alkış alalım. Gerçekten bu hasta haliyle bunları nasıl gördü ve sipariş etti inanamıyorum. Böyle zevkli bir insan olduğunu da bilmiyordum. Bundan sonra babam, siparişlerim babamdan geliyor benim. Daha sonra umarım yine şöyle hamburgerli bir tane. Babanın herhalde bunları sipariş ederken karnı açtı biraz. Büyük ihtimalle bakın şu şekilde. Ay çok, çok tatlı. Kalem tıraş. Aynen bu da kalem tıraş. Evet yine okul malzemeleri çıkıyor. Çok güzel. Benim cebimden de para gitmedi. Çok rahatım şu an. Daha sonra arkadaşlar şöyle beyaz kalemlerimiz var. Renkli. Bak, bak. Nasıl açıyorum görüyor musunuz? Yılların tecrübesi arkadaşlar artık. Şu şekilde bakayım. Çok ama çok şey durmuyorlar mı anne böyle. Karizmatik. Şey duruyorlar, karizmatik duruyorlar. Bunlar pigmentli. Pigmentli. Bunlar iki taraflı değil arkadaşlar. Uca bak. Hadi dene bakalım. Ay çok güzel. Ben böyle uçları çok seviyorum. Var ya bayılıyorum. İçinde de bir şey hareket ediyor. Bunu anlamadım. Bir saniye, buna bir şey olmuyor değil mi? Ha tamam, yok normal. Hatta diğerini de denemek istiyorum arkadaşlar size. Çok güzel bana. Kalemlerin evet pigmentlerine bayıldım. Uçlarını tekrar göstereyim. Çok seviyorum böyle uçları gerçekten. Benim favori uçlarım bu şekilde. Onları da hemen şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Kolyeye şöyle bir bakıyorum, sana geliyorum. Çok tatlı ama ucu gitmiş. Ne o? Ucu içinde kalmış. Ay. Anne sünger bok var içinde. Anne baksana şunların tatlılığına ya. Ben derste bunlarla ne bileyim konuşurum, bir şey yaparım, kafalarıyla falan oynarım, durmam yani. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde göstereceğim. Bunların arkadaşlar renklerin hepsi de aynı gördüğünüz gibi. Sadece bu kime benziyor? Babama. Gerçekten babama benziyor bakın.
Hiçbir fark yok. Tek bir fark bile göremezsiniz. Şu şekilde sünger boklu bir sürü kalemimiz çıktı. Çok şekerler. Bundan sonra dediğim gibi arkadaşlar yazmayacağım. Sadece çok güzel görüntülü olanları vesaire yazıp göstermek istiyorum. Veya iki uçluları yazacağım. Daha sonra iki uçlu demişken iki uçlu bir kalemimiz çıktı. Yani ister misin? İstemem. Buradan açılıyor bu sefer. Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde bunları döküyorum. Hadi yaz bakalım. Şöyle bakın bu da iki uçlu. Bu arada hızlı hızlı çekiyoruz yani babana yakalanma korkusu da var. Çok korkuyorum böyle hızlı sesle konuşuyorum bir anda ama. Şimdi arkadaşlar bakın çok tatlı çok şeker bir renk. Şimdi diğer tarafı ne yapacak çok merak ediyorum. Bunu ilk önce bir burada deneyeyim. Bir şey yapmadı. Aa bu da renk. Hayır bu renk değiştiriyor. Ben ne dedim Melike? Sen hayır öyle demedin. Sen öyle demedin. Bana ne ben kabul etmiyorum ilk önce ben dedim. İnanmıyorum arkadaşlar burada bir sihir söz konusu. Bir iyi izleyin buraya bakın. Yemyeşil bayağı yemyeşil görüyorsunuz. Baban yapacağını yapmış yine. Aman da aman. Ay ben bir tane daha denemek isterim. Bir tane ne olur bir tane daha denemek isterim. Bakın arkadaşlar. Pembe görüyor musunuz? Görüyorum. Şimdi. Bağırıyorsun. Anne ne oldu bu rengi? Çok güzel gerçekten. Çok hoşuma gitti bunlar. Hemen bunları da şöyle kenara koyuyorum arkadaşlar. Her yer kalem oldu. Heyecanım. Oje mi söylemiş babam kendine? Yok canım. Oje söylemez babam kendine. Onu bence sana söylemişti. Yok canım arkadaşlar. Bunlar oje şeklinde. Ay çok tatlı. Kalemler. Hep de böyle parlak, şekilli, şokullu şeyler söylemiş fark ettiyseniz. Bakın şöyle. Çok tatlılar. Şu şekilde sizlere de göstereyim. Bakın içinde küçük küçük boncuklar var. Aynı oje şeklinde. Vallahi ben bunları okula götürsem büyük ihtimalle öğretmenler bunları benden alırlar oje diye. Neyse hızlı bir şekilde devam ediyorum. Onları okula götürüp disipline gittim makyaj malzemesi götürdüm diye. Yok canım ben onlarla hallederim hocayla. Aa konuşamadım hocalarla konuşurum ben canım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yana kalemlerim var. Ama bunlar ay şeker sandım ilk gördüğümde. Ama şekere benziyor evet. Fark ettin mi anne ne kadar tatlılar. Böyle alıp da yiyesim ısırasım var. İki taraflı arkadaşlar bakın bir tanesi böyle. Diğeri de büyük ihtimalle aynı şekildedir. Ha diğeri de bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde şeker şeklinde. Arkadaşlar şeklinde diyorum fark ettiyseniz. Şeker şeklinde. Şu şekilde bir sürü. Kalemlerimiz var. Şu şekilde bir sürü kalem şekillerimiz var. Evet gerçekten şekil. Aa şu şekil şeyini nefes al. Şey yapacağım. Lügatından çıkarmam tamam, lazım. Baban bir şey olursa babanın yanında ben de olacağım seninle tamam mı? Emin misin? Beni satmayacaksın değil mi? Asla, bak onları kötü. Düşünüyorum ben şu an. Yok. Şöyle arkadaşlar bir tane kalemimiz çıktı. Şunu da şöyle alayım ama çok garip bu ne? Ha böyle açılıyor bak. Böyle basıyorsun. İlk defa böyle bir kalem görüyorum bu arada. Böyle bir tükenmez kalemimiz var arkadaşlar. Şöyle imzamı da atayım. Çok güzel olmadı ama olsun. İmzamı da görmüş oldunuz. Evet hızlı bir şekilde devam ediyorum. Daha sonra şöyle çok tatlı Mickey Mouse'lu bir sürü renkte kalemimiz çıktı. Bunları arkadaşlar şu şekilde aşağı doğru ittiriyorsunuz. İstediğiniz her renkte renkli tükenmez bir şekilde bunları yazabiliyorsunuz. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara mutlaka en çok sevdiğiniz hangisi bunları yazmayı unutmayın. Böyle arkadaşlar ultra esnek kalem ucu diyor. Ultra esnek derken nasıl ultra esnek olabiliyor? Hiç fikrim yok. 07'ymiş. Bakın şöyle pembe çok tatlı şeker bir kutusu var. Esnek bir bakalım. Değil. Gördüğünüz gibi esnek değil. O zaman hemen diğerine geçiyoruz. Bu yalanmış. Evet şakalarda bugün. Şimdi yine bu şekilde kalemlerimiz çıkıyor. Ya baba bunlar nereden sipariş etmiş? Korece yazıyor, Çince yazıyor. İki uçlu değil herhalde. Anne bunun direkt şeyi yok. Aa, yaz aa, bu nasıl bir şey bakayım arkadaşlar bu normal kalem değil. Aa, ay çok kalem. Tatlı. Anne sen direkt bastırıyorsun. Ben ne kadar tatlı bir şekilde yapıyorum. Bakın burada yıldız var şunu göstereyim. Bunda da kalp vardır tahminen. Hayır çiçek var. Ele yapılıyor mu bunlar? Yok. Ele yapılmıyor ama çok, çok tatlı. Evet şu şekilde bakın arkadaşlar. Yani tam böyle detaylarınızı süslemek için ideal bir kalem. Bu da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yalnız şuraya bir göstersene. Kalem cümbüşü maşallah. Serkan gerçekten çok zevkliymişim bu konuda. Bu ne? Ağır bir şey bu. Bakayım şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Hazır mıyız arkadaşlar?
Aa, bakın bu dondurmanın kalitelisi. Kış ayındayız. Olacak gerçekten, iş mi ya? Ben sana söyledim. Sen bendesin, ben söyleyeceğim. Bakın dondurmanın kalitelisi diyor arkadaşlar. Bu bayağı ağır bir şey. Hani çıkması falan bayağı zor. Bunu da şöyle göstereyim size. Gayet pigmentasyonlu bir ürün. Ve gerçekten çok tatlı. Yeni mi öğrendin bu kelimeyi? Çok şeker. Yeni ben yarın pazara giderken pazarcıya böyle yapacağım. Pardon, domatesin pigmentasyonlusu var mı? Bu domatesin daha pitlisi var mı? Pigmentasyonlu istiyoruz. Pigmentasyonlu seviyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir de şöyle dondurma... Hızlı aç, hızlı aç. Şey yapmadık. Artık benim usulümce açıyorum. Dondurmada kalemlerimiz var. Yenmiş bir dondurma. Bunlar klasik arkadaşlar. Az çok biliyorsunuz bu dondurmanın ısırılmış kalemleri. Şöyle göstereyim. Gayet tatlış bir ürün. Çok şeker. Böyle tam kalemliğinizi atıp çıkmalık. Çok... İyi ki biz bu videoyu... Bak. Şeker, çok tatlı ürünlerimiz var. Bunu da böyle koyuyorum. Bence daha açma, yazma. Babana yakalanacağız. İyi, hadi. Tamam, o zaman. Ah! İnanmıyorum. Çikolata. Çikolata. Yok, neydi? Chocolate. Pigmentli çikolata. Şöyle hızlı bir şekilde açıyorum ama arkadaşlar... Gerçekten çikolata gibi kokuyor. Koklat bakayım. Bak, koklayın arkadaşlar bir. Hakikaten çikolata kokuyor. Gerçekten çikolata gibi kokuyor değil mi? Bakın şu şekilde bir defterimiz var. Şöyle içerisi düz. Çok tatlı gerçekten. Bunu sıraya koysam gerçekten arkadaşlarımdan biri bunu ısırık almaya çalışır yani. Aşağıda televizyon açık uyuyor ama. Yok değil mi? Horlaması mı geldi acaba? Yok bu oğlum. Sen hadi. Beni korkut. Babam. Babamı buldum arkadaşlar. Bu babam bu videoyu izleyecek, haberin olsun. Mesela bu asla okula götürmemeniz kalemler götürmemeniz kalemler arasında birinci numarada. Düşünsenize bir anda sınavdasınız ve hani bu kalemi çıkartıyorsunuz. İnsanlar size bakışını düşünür müsünüz? Şöyle arkadaşlar, çok tatlı bir kalemle ben bayağıdır imza atıyorum. Bunu şöyle koyuyorum. Yalnız bu benim çok hoşuma gitti var ya. Evet, daha sonra şöyle muzlu. Ay çok tatlılar. Muzlu kalemlerim var. Bakar mısınız? Ne vereyim abime? Yazma diyorum, hala ısrarla yazıyorum. Ama çok tatlı arkadaşlar, göstermeden edemiyorum. Şöyle bir sürü kalemim var. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Serkan. Kocaman. Vallahi seni direkt şikayet ederim. Aa, bu neyli? Şöyle arkadaşlar, insanlı diyeyim. Kafalarında meyve olan böyle kalemlerimiz var. Far far. Aa, ben heyecanla konuşamıyorum. Far sakin far diyorum. Ol, zaten bitirdik videoyu. Fark ettiyseniz arkadaşlar, hepsi böyle şey, minicik minicik kalemler. Büyük kalemler neyse bunu yazmıyorum. Şöyle anne çek. Aa, hatırı kalır lütfen. Hadi şunu bayağı. Hızlı bir şekilde göster. Arkadaşlar, hızlı bir şekilde şöyle gösterelim. Evet, onları da şöyle koyuyorum. Çok şeker ve çok tatlı duruyorlar bu arada. Daha sonra şöyle yine şeker kalemleri. Aa, bunlar da ne kadar şey yapıyorlar ama. Ucuz yapıyor. Ben açamıyorum yani. Demek ki ben sert açan bir insanım. Şöyle tatlış bir şekerden kalemlerimiz var arkadaşlar. Bu arada Megi ne güzel atıyorsun arkaya. Oh. Ben toplayacağım, yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlar, iki uçlu kalemlerim var. Açamıyorum kalemi. Çok ince bu şekilde kalemlerim. Tekrar şöyle göster anne. Böyle çıkardıklarımı küçük küçük göster arkadaşlara. Bu şekilde kalemler. Diğer kalemlere geçiyorum. Vallahi kalemler bitmek bilmiyor arkadaşlar. Şu şekilde patates cipsli. Bir tane şöyle elmas. Bu çok güzel. Değil mi? Çok hoşuma gitti bu da benim. Ve tam Barbie. Babama göre Barbie'li bir kalemim var arkadaşlar. Bunları da şöyle hızlı bir şekilde koyuyorum. Wow. Wow. Görüyorum. Wow yapıyorsun. Daha sonra çok tatlı. Şu şekilde bir kalemim var arkadaşlar. Bunun galiba ucu, ha yok gitmemiş. Şöyle uçlu bir kalem ama ucu yok. Daha sonra diğerini şöyle göstereceğim. Bakın bu böyle bir kalem. Bunu da şuradan bastırıyorsunuz. Bu şekilde. O kurşun kalem. Bu kurşun, aynen. Bakın burası kurşun bunun. O nasıl kurşun, ben onu anlamadım. Değil mi, çok garip. Bu kadar kalem zaten, küçük bir şey. Daha sonra diğer... Bunu ben göstereceğim. Diğerini göster bakayım. Bak. Şöyle göstereyim. Yok ya, bunlar benim çok hoşuma... Anne niye hemen atıyorsun öyle? Ama aşağı ineceğim şu baban için. Anne! Geldi, bunu içme bak. İçine afiyet bak. Olsun. Çok tatlı gerçekten. Şöyle göster anne arkadaşlara. Böyle küçük şeyler, tatlı şeyler çok hoşuma gidiyor. Bunları da şöyle hemen kenara koyuyorum. Çok güzel yapmışlar. Evet gerçekten. Evet, bak, bu gerçekten çok kaliteli şu şekilde. Pigmentasyonu tavan olan
Dondurmalı kalemlerim var burada. Şöyle 5 adet. Çok şekerler gerçekten. 6 adet. Biri orada saklanmış. Göremedim onu. 6 adet kalemim var anne. Şurayı yani var, uzun zamandır bu kadar panikli bir video çekmemiştim. Ama şunlar çok hoşuma gitti benim. Gerçekten çok tatlı duruyorlar. İnanamıyorum. Isırmak istiyorum. Anne. Ne? Anne. Ne? Bak. Bak ne? Bak bak. Pati. Ya açamıyorum. Anne patili kalemlere bak. Ay çok tatlı. Ay çok tatlılar evet. Gerçekten. Kedi patili şöyle bir sürü küçük küçük kalemlerim var arkadaşlar. Ama sanki bunlar bir tık küçük gibi ya gerçekten. Şöyle. Sonra son kez bir kalemleri göster anne. Daha var mı? Çok azıcık daha var arkadaşlar. Babam bayağı iyi güzel bir babam uğraşmış. Babam bayağı büyük bir alışveriş yapmış bu arada. Ay bu da çok güzel. Hepsi çok şöyle güzel. Şöyle 4 tane arkadaşlar. Yine kalemimiz çıktı büyük ve kutuyu şöyle açabilirim artık. Son İstersen onu da yanına koy. Hangisini, kutuyu mu? Bilmiyorum babam sence. Evet arkadaşlar şimdi son olarak bunları gösteriyorum. Ay anne çok tatlı duruyor, şuna baksana. Şöyle de yazayım arkadaşlar. Yazılımları bu küçüklerin hepsinin bence aynı, bence görselleri farklı. Bence de hepsi neredeyse aynı. Şunları da şöyle gösteriyorum. Sosise benziyorlar ve kalemlerimiz bu şekilde, bakar mısınız? Ne kadar çok alışveriş yapmış. Bunları kesin seçmek için o var ya 2-3 gün önce çekmiş, seçmiştir bunları. Gerçekten çok eğlenceli oldu. Mika geliyor. Kalk Mika geliyor. Efendim baba de. Baba. Gel. O şu anda uyuyor arkadaşlar. Horluyor büyük ihtimalle. Benim çok hoşuma gitti. Hepsini alıp kullanacağım. Bu videodan sonra babam bunları nereden almış, nasıl almış, bize niye söylememiş. Evet. Hepsini soracağım arkadaşlar. Yarın bununla okula gideceksin. Yarın sınavıma bununla gitmeyi planlıyorum. Sizleri çok seviyorum. Farklı videolarda farklı paket açılarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi akşamlar.